Temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde refah zammı yapılması bekleniyor. Peki emekli olmak isteyenler bu refah payından yararlanmak için dilekçelerini ne zaman vermeli? Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Ümit Uzun, uzman konuyla birlikte aktardı. Asgari ücrete yapılan %34'lük zammın ardından emekli olmak isteyenler de dilekçelerini ne zaman vereceklerini merak ediyor. Çünkü burada bir refah payı durumu söz konusu. Peki bunun ayrıntıları neler? Emekli olmak isteyenler ne zaman dilekçe vermeli? Yanımızda sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal var. Ona soracağız. Murat Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Emekli olmak isteyenler dilekçeyi ne zaman vermeli? Şimdi tabii burada kafa karışıklıklarına sebep olan birkaç uygulama var. Ondan dolayı aslında bizim bu konuyla alakalı bir açıklama yapma ve haber yapma gereği de bundan dolayı doğdu. Yani burada biz bir açıklama tablosu hazırladık. Şimdi emekli olacak kişiler çalıştıkları yıllarla alakalı olarak emekliliğe esas maaşın nasıl belirleneceğine dair kanuna tabiler. Burada o tarihte aldıkları maaşı bugüne güncelleme yapılıyor. Yani bir güncelleme kat sayısı oluşturuluyor ve bu güncelleme kat sayısı emeklilik dilekçesinin verildiği tarihten bir önceki Aralık ayına kadarki ortalama kazancı ifade ediyor. Bunun adı güncelleme katsayısı. Şimdi şöyle diyelim. Mesela Ocak-Haziran arasında verildiyse bu dilekçe, Ocak zammı bu güncellemenin, bu katsayının üzerine ekleniyor. Temmuz-Aralık arasında verildiyse de Ocak ve Temmuz zammı yine aynı şekilde bir önceki Aralık ayındaki güncelleme sayısının üzerine ekleniyor. Aslında tabii bu anlatım biraz kafa karıştırıyor. Onunla alakalı olarak buraya bir fiili örnek yazdık. Örnek veriyorum, 9 bin lira maaş alan kişi 31 Aralık 2021'de 9 bin lira maaş alıyordu. Eğer bu kişi Ocak 2022'de dilekçesini verdiyse o zaman bu katsayının üzerine Ocak 2022'deki %25.47 artışı uygulayarak 11.292 lira maaş almış olacak. Eğer aynı kişi Temmuz 2022'de bu dilekçeyi verdiyse artı %42.35 zamla 16.074 TL maaşı olacak. Burada bir avantaj söz konusu. Tabii. 31.12.2022'ye kadar dilekçeyi de verirse eğer 20.896 lira maaşı olmuş olacak. Aynı kişi eğer 2023'te bu 1.1'den itibaren bu dilekçeyi verirse ilk 6 ayı için 14.784 lira, ikinci 6 ayındaki %30 zamla 19.219 lira. Burada gayri safi yurt dışı hasılanın %5.6 ve 1.68 artışlarını da koyarsak 7.28 yapıyor. Toplam 20.618 lira maaşı olacak. Yani 2022'de bu dilekçeyi veren 20.896, 2023'te veren 20.618. Dikkat ederseniz 200 küsür lira fark var. Önce vermek avantajlı gibi. Ama burada unutulmaması gereken bir şey var. Temmuz ayında yapılacak olan maaş artışında eğer refah payı beklenirse o zaman dilekçeyi Temmuz'da vermek daha avantajlı olacak. Yani burada önemli olan şu anda refah payının uygulanıp uygulanmayacağı. Ona göre vatandaşlarımız bu konuda bir kere beklemek zorundalar şu anda. Bunun içinde Temmuz ayı kritik. Evet, kritik. Bu bir. İkincisi, bir de asgari ücretteki artış aynı zamanda kıdem tazminatı tabanını da artırdı. Yani kişiler eğer kıdem tazminatı da alarak emekli olacaklarsa orada Temmuz ayını beklemelerinde kıdem tazminatı açısından da fayda var. Bu anlattığımız örnek emekli maaşıyla alakalıydı. Emekli maaşındaki değişiklikle alakalıydı. Ama bazı vatandaşlarımız da kıdem tazminatı alarak emekli olacaklar ve dolayısıyla Temmuz ayındaki bu artış onlar açısından çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Evet, yanımızda sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal vardı. Emekli dilekçesi ne zaman verilmeli? Hangi durumlarda daha avantajlı olunur? Onların ayrıntılarını aktardı.